Arkadaşlar, herkese merhaba. Rotasız Balığa hoş geldiniz. Bugün sizlere 35 bin abonemize özel aranızın kötü olduğu sevgiliniz, arkadaşınız ile sizi araması için bir ritüel hazırladım. Bu ritüel ile sizi arayarak aranızın düzeleceğini sizler de çok rahat bir şekilde göreceksiniz. Yeter ki umutsuz olmayınız. Öğrenilmiş çaresizlik bir durumda sürekli olarak olumsuz tepki alma sonucu ortaya çıkan başarısızlığı kökten kabullenme durumudur. Birçok deneyim sonucunda başarısızlıkla karşılaşıp kabullenmek ve bunu ilke edinmek o kadar güçlü bir psikolojik etkidir ki. Bu kişiyi içinden çıkılamayacak bir girdaba doğru hızlı adımlarla ilerletir. Ve başarısızlığın önündeki tüm engeller kalksa da kişi başarısız olacağına inandığı için engelin kalkmış olduğunu fark edemez bile. Hayvanlar üzerindeki birçok deneyle de bu kanıtlanmıştır. Hindistan'da filler eğitilmek için bebekken kalın bir zincirle kazığa bağlanır ve kaçması engellenir. Bebek fil kaçmayı defalarca dener. Fakat kendisinin zinciri koparmaya gücü yetmez. Yıllar geçer, bebek fil büyür ve hala zincire bağlı şekilde bekler. Artık fil güçlüdür. Zinciri koparabilecek gücü vardır. Fakat fil kaçmayı denemez bile. Çünkü özgür olamayacağına inanmaktadır. Artık kırılamayan şey filin bağlı olduğu zincir değil, filin inancıdır. Birçoğumuzda da bu böyle değil mi? Ne yaparsam yapayım, sonuçta hiçbir şey fark etmiyor düşüncesi. Yapamayacağım. Hangi işim düzgün gitti ki bu gitsin? Konuşsam not alamadım. Beni aramayacak. Beni aramadı. Sınavda iyi olamadım. Çalışsam da başarılı olamayacağım gibi cümleler size de tanıdık geldi mi? Bizler çeşitli stres verici durumla karşılaştıktan sonra durumu kontrol edemeyeceğimize ya da değiştiremeyeceğimize inanabiliriz. Bu yüzden de kontrol etme ve değiştirme fırsatımız ve yeterliliğimiz olsa dahi değiştirmeyi denemeyiz. İnsanlarda öğrenilmiş çaresizlik belirli süre kaçınamayacak zorlanmalara tabi tutulduğunda zorlanma karşısında bir şey yapmama tutumu gelişmesiyle ortaya çıkar. Bireyin davranışlarıyla bir sonucu kontrol edemeyeceğini öğrenmesiyle güdüsel, bilişsel ve duygusal alanlarda yetersizlik oluşur. Bu alanlarda oluşan yetersizliğin ne gibi sonuçlar doğurduğunu örnekle anlatayım arkadaşlar sizlere. Hepimiz okul hayatı boyunca çeşitli sınavlara girmişsinizdir. Başarısız olduğumuz bir sınav sonrasında sınav sonucunu değiştiremeyeceğimizi, başarılı olamayacağımızı düşünürsek güdüsel yetersizlik oluşur. Ve benzer durumlarda gereken davranışları yapmak için daha az istekli ve hevesli oluruz. Yani bir sonraki sınava çalışmak istemeyiz. Bilişsel alanda yetersizlik ise kontrol algımızın zayıflaması ile bu tür olaylar karşısında kontrol edememe beklentimizin gelişmesine yol açar. Bu beklenti ise kontrol edebilmemiz mümkün olsa bile gerekli davranışları öğrenmemizi güçleştirir. Sınavda başarısız olduk, ders çalışma isteğimiz azaldı ve sınavda başarılı olmak için gerekli çalışmaları yaparsak başarımızın artma ihtimali olsa dahi nasıl olsa başarılı olamayacağım düşüncesiyle ders çalışmayız. O yüzden ilk önce her şey kişinin kendisinde başlar. Sizlere her zaman söylediğim gibi siz inanın, pes etmeyin ve sonucu hep beraber görelim. Şimdi ritüelimize geçelim arkadaşlar. İlk önce yapmak istediğiniz kişinin fotoğrafınızı yanınıza almanızı istiyorum. Fotoğrafı yoksa telefonunuzu da açarak da kullanabilirsiniz. Sizlere daha iyi olabilmesi açısından. Bakın, önünüze bir tane A4 kağıt alacaksınız. Ve kağıdınızın sol kısmına, şu kısma, ister onun direkt resmini, resim diyorum buraya. İster onun resmini, isterseniz de telefonunuzu bu kısma koyabilirsiniz. Sonra tam ortaya bu ritüeli yaptığınız tarihi yazmanızı istiyorum. Şu kısma
tarih diyeceğim. Sizler de buraya bu ritüeli hangi tarihte yapıyorsanız yazacaksınız. Resmi koyduğunuz yerin tam üzerine bir yıldız çizmenizi istiyorum arkadaşlar. Resmin tam üzerine, üst kısmına yani. Buraya bir yıldız çizeceksiniz. Bu yıldızın üzerine oraya mum yakmanızı istiyorum sizlerden. Mumunuzu ritüel anında yakın. Her zaman size tavsiyem de öncelikle ritüeli tamamen izleyin. Daha sonra ritüeli yapmaya geçin. Bu şekilde hiçbir adım atlamamış olursunuz. Hem de bütün her yer kafanızda daha da netleşmiş olur. Ve bu ritüelimi karanlık bir ortamda yapmanızı tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü odaklanmanızı arttırır. Sessizlik en iyi odaklanma aracıdır. Mumun ışığının o kişiyi aydınlattığını görün. Bakın bu mumun ışığının sizin koyduğunuz bölümdeki, şu an ben bile sizlere gösterirken farklı ışıklandırmalar kullanıyorum daha net görmeniz için. Ama eğer sadece sizin mumunuz yanık olursa bu mumun gölgesi resmin üzerine düşeceği için ve resmi aydınlatacağı için, sadece resme odaklanmanız daha da kolaylaşacağı için sizi aradığını, konuştuğunuzu hayal edin. Ve bunu yaparken sağ kısma, yani bu kısma mumunuz en büyük yıldızı temsil ediyor. Bu mumdan ayrı bir şekilde 7 tane daha yıldız çizmenizi istiyorum. Yalnız bu yıldızdan daha küçük olacak. 3, 4, 5, 6 ve 7. Boş kısma hiç fark etmez hangi kısma yaptığınız, ne tarafa doğru yaptığınız. Bu şekilde yıldız çizme işleminiz bittikten sonra hayal ederek, o kişiyi resmine bakarak istediğiniz kadar, eğer odaklanmanız zor oluyorsa 7 yıldızı arttırabilirsiniz. Yok ben 7 yıldızda gayet iyi odaklanıyorum diyorsanız, ki tavsiyem 7 yıldızdır. 7 yıldızı çizin. Sonra arkadaşlar mumunuzu söndüreceksiniz ve o mumun olduğu yıldıza beni ara yazacaksınız. Mumunuzu söndürün. Mumunuzun içinde oluşan o tortuyu öncelikle yıldızınızın üstüne denk gelmeyecek resim ile ortaya bu şekilde damgalanmış bir şekilde mumun tortusunu dökeceksiniz ve yıldızınızın üzerine beni ara yazacaksınız arkadaşlar. Daha sonra beni ara yazma işleminiz bittikten sonra bu kağıdı 5 tane olacak şekilde yırtmanızı istiyorum. Öncelikle bir kere 2'ye katlayın. Bakın bir kere 2'ye katlamanızı istiyorum. Sonra bu kağıdı toplam 5 adet parçaya böleceksiniz. Nasıl yırttığınızın hiçbir önemi yok. Yırtın. Şu tortunun sadece bütün halinde kalmasına dikkat edin. Yani onun bulunduğu tarafı ikiye bölme işlemine falan girmeyin. O arada sabitlenmiş olarak kalacak. Toplam 5 adet parçaya böleceksiniz arkadaşlar. 5 parçanın üzerine de birer tane yıldız çizmenizi istiyorum. Mumun tortusunu döktüğünüz yere tam ortaya denk gelecek şekilde bir yıldız çizeceksiniz. Sonra 5 parçanın üzerine yıldız çizme işleminiz bittikten sonra içerisine, şu mumun tortusunun bulunduğu yerin içerisine beni ara yazacaksınız. Bakın tortulu bulunan kağıda lütfen unutmayın. Sonra bu kağıtları üst üste alıp katlamanızı istiyorum. Beni ara yazısı en alta gelecek.
bu şekilde ve katlayın arkadaşlar. Katlama işleminiz bittikten sonra 72 saat boyunca bunu yatağınızın altında saklayacaksınız. Ve ardından da yakıp küllerini toprağa atın. Sizlerden istediğim, aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve bu videoya like atmayı unutmayın. Elimden geldiğince bütün yorumlarınıza cevap vermeye çalışıyorum. Bütün sorularınızı cevaplıyorum. Sizlerden de isteğim 35 bin aboneye özel, daha da ailemiz adına ilerlememiz için kanalımıza abone olun ve videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.